Merhaba sevgili satranç severler ee, Süper Lig maçlarının analizine devam ediyoruz Dün e, boş gündü Ben de biraz dinlendim kızımın yanına gittim Ankara'ya onunla vakit geçirdim ee, Video yüklemedim Bugün devam ediyoruz tekrar ee, Videoları yüklemeye analiz yapmaya Evet üçüncü tur e, Demre ile oynamıştım e, Son zamanlarda Formda <laughs> 2400'ü e, Üzerine çıkmak için Bir atılım yaptı tekrar e, İyi de oynayan bir oyuncu ee, geçen sene de ligde oynamıştık. Her sene oynuyoruz Demre ile. E4-C5 At-C3 e, Kapalı Sicilya'yı çok kullanan bir oyuncu Demre. E, buna hazırlanmıştım baştan önce. E, genelde kapalı Sicilya e, da e, siyahların en doğru fikri hızlı bir şekilde vezir kanadından oynamak. A6-B5 sürerek oynamak. A6 oynadım burada. Eğer At-F3 oynarsa At-F3'e E6'lı sisteme e, girecektim. Çünkü e, sürekli kapalı oynuyor. Tabii ki bu konumu da oynayabilir Demre ama kapalıya alıştığı için e, biraz daha zorlanacaktı. Ben e, bu Taimanov kan sistemlerini çok oynadım. Siyahlarla e, daha rahat oynayacaktım ben. E, G3 oynadı beklediğim gibi. G6. Fil G2, fil G7. At G2. Şimdi D4 sürmesini istemiyorum. At C6 oynadım. D3. <laughs> D6. Rock e6 f4 Evet e, Beyazlarla biliyorsunuz İngiliz'de çok oynuyorum e, Oynamışlığım var e, İngiliz'den bildiğim bir setup At g7 oynadığımda yani taşların dizilimi e, Şu şekilde bir dizilim Yani şöyle göstereyim bakın Bu dizilime baktığınız zaman piyon yapısı da Aynı e, Şekilde bebek sürmeye çalışıyor siyahlar e, Hemen buradan göstereyim size Aynı konumu C4 e5 at C3 at C6 G3 G6 fil G2 fil G7 D3 at G7 E3 D6 at G2 rok A3 Gördüğünüz gibi aynı şekilde ee, bir konum oluştu. Piyon yapısı, taşların yerleri beyazların konumuna baktığınız zaman. Evet şu konum işaretlediğim taşlar aynı şekilde burada siyahlarda var. Yani tersten oynamış oluyoruz. Ee, buna çok alışık olduğum için fikirlerini bildiğim için e, bu varyanta girmeye karar vermiştim zaten maçtan önce. At G7 -E Fil 3 Buradaki incelikler şunlar arkadaşlar. Şimdi Fil 3 oynadığı zaman beyazlar D4 sürmek istiyor. Rok atarsam eğer D4 e4 at d4'ten sonra şimdi d6 piyonu ile ilgili bir sıkıntım var. d5 sürmem zorlaşıyor. at c3'te piyon e4'te fil g'ye gide. d5 süremediğim için d6'ya bir baskı oluşabiliyor. E, dikkat etmem gereken şey bu. At d 4 oturuyoruz o yüzden d4 sürdürmüyoruz. At d4'e vezir d2 rok G4. Evet. İkinci dikkat etmemiz gereken e, konuma geldik. Rakip G4 sürdüğü zaman siyahlarla yani şu konumda tam tersi. Rakip F5 G5 sürdüğü zaman e, mantığı F5 ile karşılamak zorundayız burada. F5 sürmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi F5 sürdüm. E 5 E F5 G5. Evet. Burada siyahlar artık daha rahat bir konum elde etti. Fil e 6 Fili f çektikten sonra merkez e, iki tarafta. Denk kuvvetler açılamıyor. Ama ben D4 karesini kullandığım için B5 te bir atak yapmak istiyorum. Şimdi burada fil B7 alamıyor. Çünkü fil B7 aldığında kale B8. E, fili A6'ya alırsa, geri kaçarsa göstereceğim. A6'ya alırsa, şimdi A6 filinde sıkıntı yaşayabilir. Kale B2, c 2 istiyorum. E, C2'ye baskı yapıyorum. D4'ü aldığında... C4'ten sonra fil çifti ve özellikle A8 G2 çaprazından uzak bir fil ee, yalnız kovboy uzaklaşmış evinden ee, ciddi sıkıntılar yaratabilir siyah için, beyaz için ee, mat fikirleri çıkabilir ee, burada artık çok daha iyi konumda siyahlar tabi kale b8'e fili geri kaçarsa da aynı mantıkla oynuyoruz kale b2'den sonra yine siyah çok üstün fil çiftini alacak d4'ü aldıkları zaman c2'ye açılıyor aldıkları zaman dediğimde iki kişi almış gibi. dede D4, D4'ü aldığı zaman iki taş alıyor ya aldıkları zaman dedim. ikisinden birisi e, alacakmış gibi düşündüm ama at alamıyor zaten. Fille aldığı zaman C ile alıyorum ve C2'ye dikey C2 baskı yapıyorum. O yüzden B7 alınamıyor. Kale A E1 oynadı. Fil F7. Ye e dikeyindeki e, herhangi bir taktik e, durumlardan kaçmak için çünkü atın ve filin var. Vezirimi serbest bırakabiliyorum. Fil f 7 çektim. Halen B7 alınamıyor. At C1. E, maçtan sonra da Demre'ye söylemiştim. Yanlış bir fikirle oynadı burada Demre. E, çünkü At C1'in fikri At D1 oynayıp C3 ile atımı kovmak. Eğer bu sistemi oynuyorsa G4 oynamaması gerekiyor. G4 ile oynamaması gerekiyor. Zayıflık elde ediyor çünkü. E, beyazlar zayıf e, kendi alanında kareleri. E, bu fikirle oynamayacak. Ya da G4-G5 sürecek. Hiç şey ya da g4 gibi sürmeyecek at c1 at d1 c3 fikriyle oynayacaktı. Burada bir karmaşa yaşadı. Bu da e, bana tempo kazandırdı. At c1 vezir d7 at d1 kale a 8 çok hızlı gelişmiş oldum. c3 at b c6 fil f2. Evet şimdi burada b5 b4 bir hedefim var artık c3 hedefi. E, şah kanadı kitlenmiş. Merkez e, yara açık bir merkez. e dikey açık d dikey kapalı. E, ama merkezde ben daha iyi durumdayım. Baktığımız zaman benim 1-2-3-4-5-6 tane taşım e, merkezi destekliyorken e, rakibim 1-2-3-4-5 tane taşı destekliyor şu an için. Benim kalem de aslında destekliyor. 7 taşa 5 taş. Yani merkezde daha iyi durumdayım. E, vezir kanadından bir girişim elde ettim. B4 sürmek istiyorum, zayıflatmak istiyorum. At-E3 oynadı rakibim. E, burası ilginçti. Burada D5'i düşündüm At-E3'e. D5'e at B3 oynarsa D4 oynuyorum. At çarpı C5 alamıyor. E, bunu hesaplamıştım. At çarpı C5'e vezir D6 oynuyorum. E, hem atı istiyorum. Hem atı istiyorum. Diğer atı. Hem de F4'ü istiyorum. Burada C4, fil D4'den sonra e, F4 piyonu da istekte. At istekte. Eğer at B3 kaçarsa e, F4'ü almak için bu fili verebilirim artık. Çünkü bu çaprazda bir zayıflığım o nasıl bir çapraz? İnanılmaz bir çapraz çizdim arkadaşlar size. Bu çaprazda bir zayıflık yok. Bu fili kullanamıyor. Yani fil B3'ten sonra, fil B3, A B3, vezir F4'ten sonra G5'te düşüyor. Ee, beyazlar kötü konumda kalıyor. Siyah hem piyon önde, hem at 5 at F3 tehditleri var. Ee, beyaz çaprazda bir sıkıntısı yok. Siyahlardan eee şahını koruyabilir. Üstün konumda kalıyoruz. Yani bunu oynayabilirdim. Acele etmeyi istemedim. Vezir C7. Rakibimin zamanı da az. Ee, çok çabuk oyunu açmak istemedim. Karşı şansa çıkabilir diye. Ee, ki bu konum kötü değildi. Şimdi burada Vezir A5 esnek bir hamle. Vezir A5 te vezir kanadına baskı yapmak istiyorum. Aynı zamanda D5 sürüp F4'ü istiyorum ve D4 istiyorum. Ee, o yüzden bunu yaptım. At B3 oynadı. D5'imi kesmek için ama e, bunu görmüştüm. At b 3ü bu sefer A5 ile ilerlemeye başlıyorum. A4 A3 C3'ü zayıflatabilirim. D4 oynadı rakibim. Riskli bir hamle. A4. DC5. Kale D8 güzel bir hamle. Ee, şimdi CD6'ya. Aslında ilk düşündüğüm maçta e, doğru olanmış. Kale D6. At D4'e. At D4. C4, kale D4, vezir E2, kale F4. Bu varyantı düşünmüştüm. Ve bu varyantın artık üstün olduğunu düşündüm bana. Ee, kazanç olduğunu düşündüm. Ee, mesela vezir B5 aldığı zaman. Şimdi A2, B2 hepsi istekte. Kale B8 geliyorum. Vezir A4 alırsa. Kale çarpı B2. Pardon kale çarpı B2 Vezir A4. Ne yaptım ben? Vezir A4'de kale A4 var. E, ee, vezir geri kaçarsa E2'ye. Ufak bir hata oldu. Kale B2'den sonra siyahlar kazanç konumda artık. a ee, A2'de düşüyor. piyon öne geçiyorum ve ikinci atayda bir baskım var. Yani bu varyant kazanç bunu gördüm. Ama nedense burada ee, daha güzel bir kazanç olduğunu düşündüğüm CD6'ya AB3 aldım. Yanlış bir hamle. Çünkü birden ee, beyaza şans çıkarttı. Kale D1, Vezir B8, Burada görmediğim hamle, rakibimin de görmediği hamle. A3 hamlesi ilginç bir hamle. E, çünkü B3 aldığı zaman fil b ten sonra D1'e baskı yapıyorum ama A3'te şimdi atı oynarsam C6 boşta. E, veziri kaçıp AD almak isteyecek. Burada dikkatli oynamak zorundayım ben. Yani konum birden eşitlenmiş oldu. E, bir piyon taşa karşı bir piyon ama taşı geri alabiliyor. E, A3'ü ben de görmedim maçta, rakibim de görmedi. AB3 aldı. A5'ten sonra artık konum kazanç ki ben bu varyantı görüp girmiştim. Fil B3. D çarpı E7'ye. At çarpı E7. Vezir E2. Burada vezir alış o kadar etkili değil arkadaşlar. Kale D2 siyahlar çünkü üstün kalıyor. F8'i alıyor. Vezir çıkıyor. Fil F8'e kale D2'den sonra. Şimdi C6 mistek de iki taşa e, vezir oldu. iki kaleye vezir oldu. Hatlar açık. E, piyon geriyim. İki kale piyano vezir. Yani beyazlar çok rahat kazanç. E, bunu tercih etmiyorum o yüzden. Ate'yi de aldım. Ate'ye diye vezir E2. Fil de bir. At de bir. E, burada kalefe E8 oynadım. Kalefe E8'de atı açmak istiyorum. f istek istekte. Vezir E6. Şah e 8 Vezir F7 oynadı. E, burada yine dengeleri değiştirecek bir hamle yaptım. Ne anlamda dengeleri değiştirecek? Burada evet kazanç siyah konum ama beyazın Karşı şansları var. Hafif taşlarını e, etkili bir şekilde oyuna sokabilirse. Şu an oyun dışı gibi duruyor. E, beyazlar da oyun içinde olacak. Benim kazanç konumda materyal üstünlüğüm varken sadeleştirmem gerekiyor. Ben kalite öndeyim şu an. Kaliteye piyon. Değiştirdim birden e, materyal dengesini. Vezir F4 aldım. Fil B6, vezir G5. Fil D8, kalite 8. Şimdi piyon öne geçtim. Yani e, kaliteye piyondan piyona geçtik. Normalde 5 puana 4 puanken 1 puan fark vardı. Yine 1 puan fark var. Ama fark ne burada? Birincisi rakibin karşı oyununu azalttım. İkincisi e, F4 G5 piyonlar düştüğü için 3'e 1 avantajım var oyun sonunda. Ters renkli fillere kalsa dahi 3'e 1'i kazanma şansım yüksek. Üçüncüsü ikinci yatay artık açıldı. F2'deki filde kalkınca ikinci yataydan bir tehdit oluşturabiliyorum. Dördüncüsü siyah kareli e, fil'e gittiği için H2'de zayıflık var e, Fil E5 Vezir H4 ile Mat fikirlerim çıkabiliyor Kale D2'ye indikten sonra Yani bu sadeleştirme benim işime geldi Kale E1 oynadı rakibim At G8 At F2 Burada yine güzel bir yaptım B4 Şimdi benim G7 filimin aktif olması gerekiyor Fil D4 oynamak istiyorum Ama beni engelleyen piyonlar C3 piyonu C3'ü de koruyan B2 Burayı zayıflatıyorum Aynı zamanda o piyonu da almak istiyorum vezir C4 oynadı rakibim. BC3 BC3. Burada iyi bir hesap yaptım. Kale D2. E, kazanan hamle. Kale D2'ye vezir C4. Kale C2 oynadım. Vezir D5. Burada e, saniyelerle oynuyordu rakibim. Benim de 2 dakikam 3 dakikam vardı. E, vezir D2. Net bir hesap yaptım. Burada vezir D2 alması gerekiyor. d 2'den sonra rahat kazanç yine C3 piyonu e, düşecek. 3'e 1 avantajım. Ya biraz uzayacak maç ama kazanacağım. Tabii ki zaman sıkışmasında olması rakibin e, at D3'te kaç şans elde etmek istemesini sağladı. İkimizin de zamanı az çünkü şu an kale E8 istiyor. Burada doğru oynamazsam kaybedeceğim belki de maçı kale D8'den kale E8'den sonra. Ama ben kaleci 2 oynarken kalidek kaleci 2 oynarken hesabımı yapmıştım. Ee, bu konumun kazanç olduğunu görmüştüm. Vezir C3 oynadım. Kale e 8 40. hamle doldurdu. Ee, hamle sayısını zaman eklendi. Fil D4 ee, 30 dakika eklendikten sonra düşündü, terk etti. Çünkü şimdi burada At F2 oynarsa çok güzel bir kazancım var. Vezir A1. Ee, ben bunu görmüştüm. Yani e, Fil F2 de kazanıyor. Şimdi Fil F2'ye Şah F1 oynarsa Vezir A1 basitçe mat oluyor. Şah F1 oynarsa Eee, yine vezir a1, vezir d1, vezir d1, kale e1, vezire bir vezir mat oluyor. Ama benim gördüğüm güzel bir varyant vardı. Vezir a1. Fil f1 tek hamle Fil f2. Şimdi şah h1'e vezir f1 mat var. Şah g2, eee burada oynuyor tek hamle Şah g2, fil e3 aranmesi. Eee yani fil e3 açarak kazanıyoruz. Çünkü şo h3'e giderse vezir f1'le mat oluyor artık. Mata kadar gidiyor. Şah f giderse de Vezir F1'le kazanıyorum. Şah G3 giderse, neden fil E3 geldik? Şah G3'ün fikri de bu. Vezir E1, Vezir F2 geleceğim Şah F3'e. Böyle bir mat oluyor Şah'tan kaçmaya çalıştığında. Ee, bu kazançtı. Eğer rakibim burada Şah F1 oynarsa Vezir D3'le kazanıyorum, mat ediyorum. Şah H1 oynarsa da e, partide gördüğüm matlardan birisi de buydu. Kale C1 atçe bir vezirce bir filfe bir vezir bir mat. Yani burada fil de Rakibim terk etti. Ee, güzel bir maç oldu. Ee, biraz daha agresif oynadım ama e, tabii ki açılıştan gelen bir üstünlük e, benim için bir avantajdı. Rakibimin açılış planını yanlış uygulaması, iki planı birden e, uygulamaya kalkması. Benim de açışı dinlemem nedeniyle bana bir avantaj verdi. Bunu da kullandım. Ee, analizler devam edecek. 4. Ee, tur e, satranç kariyerim boyunca en çok zevk aldığım maçlardan birisiydi arkadaşlar. Evet hatalar oldu. Kayıp konuma düştüm. Kazanç konuma geçtim ama çok eğlenceli bir maçtı. Çok hoşuma gitti. E, çünkü 3. hamleden e, açılıştan çıktık teoriden çıktık ben masada yaratmaya çalıştığım bir şeyler rakibim de şaşırdı e, öyle olunca e, çok ilginç bir maç ortaya çıktı e, son 2-3 maç e, gerçekten hayatımda oynadığım en iyi en zevk aldığım maçlardan birisi yani 4-5-6 e, güzel analizler gelecek e, takipte kalın sizleri seviyorum görüşmek üzere arkadaşlar